Ve biz de görüşlerimizi içeren bir raporu Plan ve Bütçe Komisyonu'na da sunduk. Ve bu raporda tabii mesela şimdi 2500, ya yani bindi, 1500 yaptı hükümet, 2500 yaptı. Yani demek ki burada bir sakatlık var. Nedir? 5510 sayılı yasa. Ne var bu yasada? Efendim şimdi bir aylık bağlanırken iki kriter var. Bir, güncelliyor sizin primlerinizi. Neye göre? Büyümeye göre ve TÜFE'ye göre. Büyümeye göre güncelleme 2008 öncesi %100 iken bu şimdi %30'a indi 2008. Bakın yasanın kaybı. %100'den %30'a dikkat çekmek istiyorum. Hep aylık bağlama oranı. Biliyorsunuz bir de bununla aylık bağlama oranı çarpılıyor. Yani 7200 günü alırsak işte 2000 öncesi aylık bağlama oranı 69'da seviyesindeyken 2000-2008 arası bu 55'e. Şimdi 2008 sonrası 40'lara indi. Bakın 7200 günde. Bu adaletsizlik çalıştıkça maaşların düşmesine neden oluyor ve bugün 2005 ve bu 2500 alanlar hep yeni emekliler maalesef. Ve bunların büyük bir kaybı var. Dedik ki burada böyle bu çeşit her sene bunu yapmaktansa bu 5510 sayılı yasanın bu maddesinin değişmesi lazım. Yani bunun kesin çözümü budur. Yoksa işte 2500'e bağlama ve ondan sonra şu anda işte tamamen bu gösteriliyor işçi ve Bağkur emeklilere verilen. Yani 1500'den 2500'e çıkarıldı taban maaş. Evet iyi bir artış var orada. Bu verildi ama diğer emeklilere ya bunun üzerindeki bu 11 milyon emekli ilgilendiriyor bakın. Bu 1600 emekli diğer 11 milyon emekli yani şimdi enflasyon tamam biz enflasyon diyor ama dün TÜİK Başkanı bile diyor ki biz diyor enflasyonu ölçüyoruz diyor. Hayat pahalılığını değil diyor. Bakın bunu TÜİK Başkanı söylüyor. Herkesin enflasyonu farklı diyor. Diyor. Biz diyor hayat pahalılığını ölçmüyoruz diyor. Yani burada demek ki hayat pahalılığından alacağımız var. Kur farkından alacağı var emeklinin. Bir de alım gücü kaybı var emeklinin. Bunların bu enflasyon farkının üzerine verilmesi lazımdı. İşte memurda bunun takdiri 2,5 yani tabii çok az bu da yani 2,5 evet. Yani %2,5 çok az yani bunun belli bir yani insanca bir rakamda belirlenmesi gerekiyordu ve biz bunları tabii bunu da ve bunun bakın bir taraftan da şimdi bunu memurların aylık artışı şimdi 5510'u normal standart bir şöyle bozdular. Nerede bozdular? Memurları ayırdılar. Kim ayırdı? Önce Anayasa Mahkemesi ayırdı. Eski memur yeni memur ayrımı yaptı. Sonra memurların artışını işçiler gibi 6 aylık enflasyondan çıkartarak toplu sözleşmeye bağladılar. Şimdi eski yasada bir hüküm vardı. Eğer işçi ve Bağkur'la memur arasında bir fark oluşursa o fark yani hangisinde olursa diğerine yansıtılır diye bir hüküm vardı. Biz 5510 çıkarken bu maddenin kalması için çok uğraş verdik ama muvaffak olamadık. Bunun mecliste bu maddenin de eklenmesini çünkü bunun çözüm yeri meclis. Yani mecliste yasa çıkarken işte biz de komisyondaydık dediğim gibi Plan Bütçe Komisyonu'nda. Bunun buraya eklenmesini hiç olmazsa yani bu adaletsizliğin ve bu eşitsizliğin yaratılmamasını söyledik ama orada da başarılı olamadık. Yani şimdi burada bu eşitsizlik yani bakın açlık sınırı biliyorsunuz 4000'i geçti. 4013. Yoksulluk 13.000'i geçti. Ve Sayın TÜİK Başkanı yine TÜİK İŞ'in yaptığı bu çalışmanın da doğru olduğunu ve kendilerinin de bundan sonra bir yaşam maliyeti endeksi yapacaklarını söyledi. TÜİK Başkanı söyledi bunu. Yani demek ki ve TÜİK İŞ'in bugüne kadar pek bu TÜİK İŞ'in şeyi ya şöyle itiraz ediyorlardı. Bu itirazdan çıktı. Yani TÜİK İŞ'in yaptığı bu rakamlar doğru rakamlar. Bunlar insan. Şu anda ya bakın taban maaşlarına şöyle bir göz atalım isterseniz. Yani şimdi 2500 işçi ve Bağkur emeklisinde. Memurda da 4000 küsur. Bakın hepsi yani açlık sınırının altında yani. Taban maaşların hepsi altında. Taban maaşından aylık alan ciddi bir rakam var. Yani öyle emeklinin hepsi yüksek bir maaş ama hepsi yani %80'e yakını zaten. Taban maaşa yakın maaş alıyor. Yani çok ciddi bir düşük maaş var. Ve bu aslında meclise gelen bu yasalar da bunların çözümü bence bir fırsattı. Yine bu fırsatı kaçırdık. Hem anayasanın eşitlik ve adalet ilkesine aykırı davrandı mecliste. Hem de norm ve standart 5510 sayılı yasanın norm ve standart birliğini bir kere daha ihlal ettik yani. Şimdi dolayısıyla hakikaten kamu çalışanlarına 2,5 verirken bunun işte işçi ve Bağkur emeklilerine de yansıtılması konusunda bir yasa teklifi gelir mi? Tabii bunu bilemiyoruz ama biz
Şu anda bekliyoruz bazı yeni yine bir düzenleme olabileceğini. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bir düzeltme yapabileceği umudundayız. Bunu bekliyoruz. Olmazsa zaten bunun yasal mücadelesinde başlatacağız. Çünkü bu anayasanın hakikaten eşitlik ilkesine aykırı. Bunun tabii bu yani dediğim gibi tabii bu 2,5 yani işte memurlar diyor ki ya biz 2,5 bize çok mu gör değil. Yani biz bakın açıkça söylüyoruz. 2,5 az yani 2,5'la bir şey olmaz. Biz asgari ücretteki artış kadar artış evet. bekliyorduk. Bu memura da böyle bekliyorduk, işçiye de böyle, bağkurluya da böyle bekliyorduk. Çalışan kamu işçisine de böyle bekliyorduk. Yani dolayısıyla bunun böyle olmamış olması adaletsizliği yani daha da şimdi büyüttü. Yani bakın yani böyle adaletsizliği büyütüyor. Bunun bir an evvel bu asıl 5510 sayılı yasanın bu maddelerini değiştirerek bunu plan bütçede de söyledik. Yani birisi devletin öz evlatı üvey evlatı olmaz. Hepsi devletin evladıdır. Zaten anayasa bu ayrım yapma imkanını size vermez. Bizim anayasamız sosyal adalet ve eşitlik üzerinde kurulmuştur. Ve bu eşitliğe, özellikle eşitliğin kriterlerine herkesin riayet etmesi lazım. Bu nedenle bir beklenti içindeyiz. Tabii biz her zaman burada, ya mesela bir ek ödemeler var şimdi biliyorsunuz 4-5. Yani yine orada şunu da söyleyeyim. Yani 4-5'i hiç olmazsa ya %10'a çıkartın. Nedir yani, efendim ek ödeme? Bu 4-5 biliyorsunuz eskiden şey toplardık fiş, şimdi fişi evet, kaldırdılar. Katma değeri. Yani maaşa %4-5 işte belli bir kadar 2300'e tamam. kadar olanlara 5, 10 üzerinde olanlara 4 evet. bir ek ödeme var. Bu ek ödeme birisi 10 olsa veya 4-8 olsa 5-10 olsa örneğin bir nebze yani biraz emeklinin bir pazar harçlığı hiç olmazsa kendisine çıkacak ve bu yıllarda da değişmedi. Bunun değişmesini size. Şimdi intibak. Tabii bizim olmazsa olmaz. Yani evet. bu intibaktaki adaletsizlik devam ediyor. Yani şimdi yeni bir hukuksal mücadele başladık. TÜİK 12-12-2016'da yeni milli seri yayınladı. Yani milli gelirdeki büyüme oranlarını değiştirdi bakın. Nereye kadar gitti değiştirirken? 2011'e kadar gitti. 2011'de eski seride 8,8 iken büyüme oranı 11,2 oldu. 2012'de keza arttı. 2013'te arttı, 2014'te aldı. 2015'te işte 4'te 6,1 oldu. Bakın büyüme oranları revize edildi. Bu bizi niye ilgilendiriyor? Bizim maaşımıza demin söylediğimiz güncelleme kat sayısı var ya bizim maaşımızı esas alan. Bu güncelleme kat sayısını yaparken bu büyüme oranları esas alınıyor. Şimdi dolayısıyla 2011 ile 2015 yılı arasında ve 2016 yılında yani emekli olanlar için çünkü 2016'da yayınlandı tabii. bu vatandaşlarımızın, emeklilerimizin hesabı yanlış. Yani noksan hesaplandı. Yanlış demeyelim de noksan hesaplandı. Bu noksanlığın giderilmesi lazım. Bunu intibakın içinde işte bu da var. Biz bunu hep gündeme getiriyoruz. Ama muvaffak olamadık. En nihayet biz hukuksal, yasal mücadelemizi bu konuda başlattık. Umarız mahkemelerde biz tabii biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin onu soracaktım mahkemesi. Yani intibak için siz hukuk mücadelenizi aslında yaptık, tamamlamıştınız. Tamamladık ama yani şunu işe yani tamamladık derken biz davayı kaybetmedik. Çözümü meclis gösterdi. Çözüm mecliste denildi. Yani biz ben plan bütçede de aynı şey o raporumuzda da bunu söyledi. Bakın çözüm sizsiniz. Yani diyor ki yeni bir yasa çıkması lazım. Bunu şimdi yani mesela bu TÜİK'e sordu sigorta. Bunlara böyle bir çalışmanız var mı? TÜİK yok dedi. TÜİK'in böyle bir çalışması olmaz ki. TÜİK yayınlar. Yani bunu uygulayıcısı kim? SSK. Bunu kanuna da gerek yok. Bunu çıktığı zaman bunun gereğini yerine getireceksiniz ve bunu hesapları düzelteceksiniz. Bu da bir intibak bakın. Yani bu da bir intibak. Yani intibak. Yani intibaktan mağduriyet devam ediyor. Yani bugün ve gittikçe açılan bir mağduriyet var. 2000 sonrası arkadaşların kayıpları açısından. Bu nedenle bu intibakın da gerçekleştirilmesi ve insanların yani güvenini kendi bu toplum içinde yaşamanın devletine olan güvenini artırması ve ben işte bana adaletli davranıyorlar, bana eşit davranıyorlar imajını kendi kafalarına yerleştirmeleri için bu sorunun da bir an evvel çözülmesi lazım. Yani şimdi bakıyorsunuz 2021 bütçesi ve bütçe performansı iyi, kapandı iyi yani bu kadar şeye rağmen. İyi bir performans var. Yani dünya standartlarının işte altında. Demek ki orada da bir sıkıntı yok. O zaman yani ülke büyümesi bu sene de 11'lerde büyüme bekliyoruz. Biz yani bu büyümeden mi acaba pay verecekler? Bunu da buradan soralım.
Yani büyümeyi mi bekliyorlar ki bize pay vermek için? Yani orada o zaman mı artıracaklar acaba? O da Mayıs'ta. Yani o Temmuz'a gider. Temmuz'da zaten enflasyon rakamlarına göre yeni artış olacak. Hı hı. Yani orada mı yapıyor? Yani böyle bir şimdi böyle bir açıklama da yapılamıyor. Mesela böyle bir açıklama yapılsa deriz ki ya birkaç ay daha tamam sabredelim. Yani demek ki birkaç ay sabra bir şey olmaz. Hı hı. Ama yani bu sorunların işte hep konuşuyoruz burada. Evet bir sürü de çözüldü. Biz çözülmedi de demiyoruz tabii. Bazı sorunlarımız çözüldü. Burada konuştuğumuz bir sürü soruna sizle bu programlarda masaya yatırdığı bir sürü soruna da çare bululdu. İşte emeklilik vermeleri gibi. Tabii. Yani işte 2500'e de çıkartma da olsa bir alt tabandaki bayram ikramiyeleri gibi bunları bir düzel, bunlar bir düzenleme. Gayet güzel. Türkiye Emekliler Derneği bu alanda çalışmalarını yaparak bu alanda emekli profili anketleri hazırlayarak emeklinin hem içinde olduğu durumu hem de yapılan bu uygulamalardaki yanlışlıkları hep ilgililerin önüne koyuyor. Yani koymada devam ediyor. Hem bir yüz yüze görüşerek hem de resmi yazılarla. Yani dolayısıyla bu sorunlarda yani hakikaten Türkiye Emekliler Derneği ne diyor ya dikkat etmek. Çünkü biz de bunları kendimizden çıkar. Biz de tabandan aldığımız, üyelerimizden aldığımız sıkıntıları. Tabii. Yani bak diyoruz burada bir sorun var. Biz işin mutfağındayız. O zaman gelin bu mutfağında bu işin nasıl sorun çözülürünün masaya yatıralım ve buna çözüm arayalım. Yani biz çözüm arama devam ediyoruz. İlgililere de bu konuda raporlarımızı sunmaya devam ediyoruz. Ama yani dediğim gibi her yan yapılan şey bozuyor ve işte aleyhine oluyor. Yani maalesef yani. Yani bu açıdan biz ya şu adalet ve eşitlik sağlansın. Hı hı. Yani ondan sonra da diğer sorunlar bir zaman içinde çözülür. Ama